Bugün masamızda benim bile daha önceden görmemiş olduğum hoparlörler var arkadaşlar. Önceki videolarımı bilenler bilir, hoparlörlere, ses sistemlerine biraz ilgim bulunuyor ve bugün de benim bayağı ilgimi çeken televizyon şeklinde fakat LED ekranı bulunan Divo markasının Tivo modeliyle yine aynı şekilde ekranı LED ekranı bulunan Timebox Evo hoparlörlerini inceleyeceğiz arkadaşlar. İnternette incelediğim kadarıyla bayağı kullanışlı ürünler. İster masa lambası olarak kullan, ister hoparlör olarak kullan, ister dekoratif ürün olarak kullan. Fiyatları nispeten, ya da direkt söyleyeyim, ucuz, pek ucuz değiller. Ucuz diyemem bunlara, normal fiyattalar. Hatta bir tık pahalı bile diyebiliriz. Hemen şöyle ilk ilgimi çekenden başlayayım. Böyle bayağı ağır bir kutuya sahip. Plastik yapmış adamlar. Hemen şöyle yandan basalım. Tamamdır, bayağı sağlam paketlemeye göndermiş adamlar. Plastik bir kutuya sahip. Kutulama güzel görünüyor bayağı. Hadi bismillah. Vay 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 vay. Bu kutulamaya özen veren markaları cidden seviyorum. Dışındaki plastik olsun, buradaki süngerler olsun ki burada da başka bir tane belge çıktı. Kutu gayet maksimum verimlilikte kullanılmış. Herhangi bir sallanmada, sarsıntıda ürüne zarar gelmemesi benim için çok önemli. Markaların bunu benim için düşünmüş olması da yine benim için önemli bir konumda arkadaşlar. Oo, beklediğinden daha ağır. Birazdan daha detaylı göstereceğim zaten size. Bu arada full sünger kaplamışlar. Kutu içerisinden kaplaması güzel yapılmış ama ya, beğendim. Micro USB şarj kablosu ile AUX kablosu çıkıyor arkadaşlar. Bir de burada bir tane daha paket var. Bu paketin içinden de bayağı bir şey çıktı. Bir tane kocaman bir kitapçık. Bunu seviyorum. Türkçe kullanım kılavuzu da var. Her şey Türkçe yazılmış. Bu markanın Türkiye distribütörü var arkadaşlar. Türkiye konusunda desteksiz bir ürün değil diye biliyorum. Ama Çin'den de yurt dışından da satın alak... Vay 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 vay. Tabi ürün pikselli pikselli olunca yanına böyle stickerlar göndermişler. I love you Divom. Onun dışında burada mektup şeyi mi bunlar? Bir şeyler var ama. Pek anlamadım. Bu arada bunun diğer kardeşi de var bende. Hemen onu da açalım. Yine kutu içerikleri aynı. Sadece renk değişiyormuş. Ama nedense kamerada baktığınız zaman daha küçük duruyor arkadaşlar. Şöyle ekran jelatini de açalım hemen. Ekran forma bandını. Bunun bayağı bir rengi var arkadaşlar. Bir elinde kırmızı, bir elinde beyazı var görmüş olduğunuz gibi. Birazdan bunun da kutu açımına geçeceğiz. Bunu da incelemesine geçeceğim. Hatta direkt kutu açımına bunu da geçelim. İki televizyon hoparlörümüz yanımıza dursun. Birazdan sizlerle testini yapacağız zaten arkadaşlar. Bu da Divom Timebox Evo modeli. Bu biraz daha elinizi alıp dışarıya çıkmaya yönelik bir ürün. Ama diğerleri daha çok evde dekoratif ve kullanışlılık açısından daha çok ev içerisinde kullanılmaya yönelik yapılmışlar. Aa bak, bunun da yine içinde süngeri koymuşlar, unutmamışlar. Oo, kutular kutular. Valla böyle güzel kutulanmış ürünleri çok seviyorum. Bak adam hoparlörü ekstra bir kağıda sarmış. İçinde ekstra koruma kağıdı ve koruma kağıdının üzerinde Divom sticker'ı var. Bir üründe bana göre bu detaylar çok önemli. Gel bakalım, neymişsin sen? Yine BG'den daha ağır. Aa bak, bunun ekranı bayağı parlak ve güzel görünüyor. Ekran koruyucu var galiba üzerinde, aynen. Ekran koruyucuyla göndermişler. Ama bunun hoparlörü arkada, bunların hoparlörü üstlerde. Birazdan bunlara geleceğiz. Büyük ihtimalle yine bir şarjlı AUX kablosu. Yok, bunda AUX kablosu yok. Aynen, bunda sadece şarj kablosu var. Bunun yanında sticker var mı? Ha, bunun yanında sticker yok. Evet, bu biraz da eski model galiba. Çünkü Türkçe kullanım kılavuzu da yok bu modelde. Aynen, bu biraz daha eski olabilir. Çünkü bunların yeni çıktığını biliyorum. Ama Timebox konusunda ne kadar yeni olup olmadığını bilmiyorum. Şimdi önünde 3 tane hoparlör var. Her biri 6 wattlık hoparlöre sahip. 6 wattlık ses gücüne sahip. Bu ikisinin hoparlörleri üstünde olduğu için tüm ortama sesi yayıyor. Fakat bunun hoparlörü arkasında. Yani ekranı size baksın isterseniz ses arkaya çalışıyor. Hoparlörü kendine çevirdiğiniz zaman ekran başka bir tarafa çalışıyor. Hemen bir çalıştırıp bakalım. Ürünün arkasında açma kapama tuşu var. Bu arada burası böyle kapaklı. Hafıza kartıyla, AUX'la bir de Bluetooth'la müzik çaldırabiliyorsunuz. Yani müzik şeyi anlamında bayağı destekliyor. Ve arkasında bas portu var. Hoparlörün resmen bas portu var. Bu kadar küçük bir hoparlörün. Birazdan deneyeceğiz. Burada tuş olmasına rağmen üstüne gelen kapakta da yine tuşa basma özelliği var. Yani kapağı kapalıyken şöyle açma tuşuna basıp İşte bu. Yalnız bak, hoparlörlerde en sevdiğim şey açılma ve kapanma sesinin güzel olması. Hemen kapatmaya basıyorum. Ne kadar güzel bir. İşte bu ya. Bazı Çin malı hoparlörlerde bir açıyorsun, Bluetooth on activated, speaker is activated. Adamı kanser ediyor. Akşam müzik dinleyemiyorsun. Akşam hoparlörü açman için böyle hoparlör kısmını kapatman gerekiyor, Bluetooth is activated dememesi için. Ama bunda basılı tutuyorsun, pat pat diye açılıyor. Bu arada görmüş olduğunuz gibi gelir gelmez ekranı açıldı. Görmüş olduğunuz gibi full RGB ve burada görmüş olduğunuz, şurada görmüş olduğunuz komut tuşlarıyla ekranı yönetebilen bir hoparlör. Akıllı hoparlör resmen. Şimdi bir şarkı açalım sizlerle. Aa dur, bağlanmadık ki lan biz buna daha. Bağlanmayı unuttuk. Televizyonda, televizyonda anladım abi. Telefonda Tivo Lite diye görünüyor arkadaşlar. Tivo Lite'a basıyorum. Bluetooth çıktı, bağlandınız dedi ve köşesine çekildi. Diyelim herhangi bir şarkı açtınız. Açtığınız şarkının ismi direkt ekranda geçiyor. Bakınız, Extreme,
Üf, reklam çıkacak zamanı buldu be. Extreme Bass Booster mesela herhangi bir şarkı açtım veya başka bir şarkı açtım yine aynı şekilde ekran biraz küçük olsa da şarkının ismi burada geçiyor. Şöyle bir hemen ses testi yapalım bakalım nasılmış sesi bizim ünlü şarkımızla. Bu arada bu ses açma ses kısmı tuşu arkadaşlar alttaki. Üstteki de mod ayarlıyor. Açtığınız moda göre farklı efektler geliyor. Şöyle sesini biraz kısalım. Mesela konuşma modunu aldım ya, tuşa bir kere basarsam o modun farklı seçeneklerine geçerim. Bakın şu an konuşuyor mesela, ben bu modu çok sevdim. Şuna bak. Eğer sözlü bir şarkı açarsam çok güzel oluyor bu. Açtığınız şarkıya göre gayet akıcı bir şekilde oynamaya başlıyor adamlarımız. Şöyle sesi zona vuralım da sesin ne kadar çıktığını size göstereyim. Hoparlör üstte olduğu için ortama bayağı bir ses veriyor. Arkasında bas portu var. Bu bas portu deli gibi hava atıyor. Bunu mikrofona tutuyorum. Umarım bastan çıkan havayı mikrofon algılayabilmiştir. Hoparlör abi ses kalitesi anlamında cidden çok iyi. Ses seviyesi anlamında cidden çok iyi. Bunu kısalım biraz. Bu hoparlörü odanızın herhangi bir köşesinde dur. Bu görüntüyü bozuyor ya. Bu hoparlörü odanızın herhangi bir köşesinde açtığınız zaman evin neredeyse her noktasından, eğer villada oturmuyorsanız evin her noktasından bunu dinleyebiliyorsunuz. Odanın bir köşesine koydunuz, odanın diğer köşesine gittiniz ve ses bayağı bir geliyor. Bayağı bir geliyor. Şu anda siz de duymuş olduğunuz gibi sesi bozmadan, ses tonunu bozmadan gayet böyle kararında bir ses veriyor. Şimdi hoparlör dediğimiz şey arkadaşlar %100 mühendislik içeren bir şey. Buraya hoparlör konulurken adamlar kabin yapmış, kabinden bas portu çıkartmış ve hoparlörün boyutu küçük olmasına rağmen gayet tok ve tatlı bir ses çıkartıyor. Ama merak ettiğim tek bir şey var, acaba bu iki kardeş aynı anda çalabiliyor mu? Bu da aynı şekilde açıldı. Hemen bağlamıştım bunu az önce. Aa, çalamıyor. Niye çalamıyor? Belki uygulaması üzerindendir. Bakın bundan şarkıyı kesince bu hemen yavaş yavaş dans etmeye başladı. Durmaya başladı. Şarkı açınca devam ediyor bu adam dans etmeye. Ya da bu moddaki adam veya kurbağa artık neye benziyor bilmiyorum. Şarkı açıldığı zaman konuşmaya başlıyor. Aa, niye? Ben iki tane Tivo'ya bağlanmak istiyorum. Bağlanamayacak mıyım? İkisini aynı anda bağlanmak istiyorum. Olmuyor galiba. Eğer ikisini aynı anda bağlanabiliyor olsaydı çok güzel olurdu. Böyle bunları durdurunca kafalarına göre mod değişiyor. Mesela telefondan diyorsunuz ki havanın sıcaklığını göstersin. Şu renk efektine geçsin. Şunu yapsın gibi gibi bir sürü komut gönderebiliyorsunuz buradan. Şimdi onları da göstereceğim. Bakın. Update geldi lan 2 dakikaya. Hoparlör update geldi arkadaşlar. Şu an kendini hangisi? Bu. Şu an kendini güncelliyor resmen. Bu arada bunlar özel led olduğu için her bir led ayrı ayrı çalıştığı için içerisinde bir filtre var ve yandan bakıldığı zaman ekran soluklaşıyor. Aynı gerçek bir televizyon gibi. Karşıdan bakıldığı zaman pasparlak ve yandan bakınca resmen azalıyoruz. Yani masanızın, evinizin herhangi bir köşesine koyduğunuz zaman onunla aynı görüş açısına denk geldiğiniz zaman parlıyor. Ama görüş açısı denk gelmiyorsa ışığı azalıyor. Bu da dekoratif olarak kullanıyorsunuz mesela. Koyduğunuz dolabınızın bir köşesine. Bluetooth'u istediğiniz zaman açıyorsunuz. İstediğiniz zaman şarkınızı dinliyorsunuz. Daha sonra bırakıyorsunuz bunu burada. Dekoratif olarak hem güzel bir görüntü sağlıyor. Hem retro bir görüntü sağlıyor. Hem de aynı burada olduğu gibi saati. Saatin farklı modları var burada. Bir sürü saat seçenekleri var. Birazdan Android şeyini de göstereceğim. Android ile iOS'ta da uyumlu bir uygulaması var. Şu an güncelleme denk geldiği için gösteremiyorum size. Fakat hemen onları güncellenirken diğer hoparlörümüzün şeyini yapalım da. Bu olmadı galiba ya, ben bunu açmayı başaramadım koruyucuyu. Sticker'ı çıktı. Neyse koruyucu kalsın üzerinde. Ha tamam, güncellemesi bitti zaten bunun. Birazdan buna da geçeceğiz. Android'de bu şekilde insanların hazırlamış olduğu bir sürü animasyon efekti var. Mesela yine mi update geldi? Bu sefer hangisine geldi? Buna mı geldi? Yine buna update geldi. Neyse ben gidiyorum. Bu update olana kadar gelirim ben. Daha buna bağlanacağız, buna da update gelecek. Vay be, akıllı hoparlör almanın zorlukları da bunlar. Hoparlörü alıyorsun. Direkt bağlanır bağlanmaz güncelleme geliyor, olaya bak. Yakında buzdolabı alacağız, buzdolabına güncelleme gelecek. Şu an yarın için gayet güzel bir inceleme videosu çekiyorum. Masamın önünü görüyorsunuz. Bunu videoya da ekleyeceğim. Bakınız kameramız da burada. Umarım hoparlör kendine geldiğine göre devam edebiliriz arkadaşlar.
Sen ciddi olamazsın. Yine update diyor. Büyük ihtimalle ben update'i başaramıyorum. Abi update diyeceğim ve bırakacağım buraya telefonu, ben gidiyorum. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz, sen update yap. Tamam, şimdi gönül rahatlığıyla gösterebiliriz. Mesela hangisini yapalım? Şu Mario'yu yapalım. Bakınız Mario'muz hemen buraya geldi. Ve masada bu şekilde saatlerce çalışabilir. Şöyle arka tuşuna basalım. Ne kadar şarjı var? Şarjı daha yeteri kadar var. Burada bir sürü pattern, bir sürü tasarım var. Sadece dokunmamız yetiyor. Bir kere dokunduktan sonra o zaten direkt şeye geliyor. Hoparlörümüze geliyor. Mesela şunu iste. Bu geldi. Yani bir sürü tasarım var. Şimdi tasarımı geçtik. Burada mikserden tutun, voice mesajdan tutun, oyun oynamaya, alarm kurmaya, günlüğünüzü planlamaya kadar bir sürü ayar var. Mesela şöyle voice message'e girdik. Burada voice message diye bir özellik var. Şunu şöyle maksimum yapalım. Burada sesimizi dönüştürüp buraya gönderebiliyoruz. Mesela ben adam sesine tıkladım. Adam gibi konuşuyorum birader. Adam gibi konuşuyorum birader. Ya da kadın gibi. Ya da kadın gibi konuşuyorum. Ya da kadın gibi konuşuyorum. Bebek gibi konuşma sesi. En sonunda robot. Robot gibi konuşma sesi gönderiyorum. Ve bu seslerin, yani şu an normal ses gönderiyorum. Burada sesin hızını falan ayarlayabiliyorsunuz. Hızlı veya yavaş. Hızlı yaptığım zaman. Şimdi de normal sesim ama daha hızlı konuşuyorum. Yani. Bu da normal sesim ama daha yavaş konuşuyorum. Yani eğlenilebilir bence. Bence gayet eğlenilebilir. Alarm kısmı var. Bu arada alarmı hiç denemedim ben bunda. Yani şimdi alarmın gelmesini bekliyoruz. Şu an uyuma numarası yapayım ben o zaman. Ne oluyor lan? Cidden yağmur sesiyle mi uyandıracaksın beni? Beni yağmur sesiyle mi uyandıracaksın sen? Hiç sesme seçme yeri de yoktu ha. Beni cidden alarm sesiyle uyandırmaya çalışıyor galiba. Yanlış yapmadıysam eğer. Alarm sesi değil, yağmur sesi. He, aşağıdan şema seçebiliyormuşsun. Bak. Eagle var, piano var, vitality var, whale balık var, orman var, deniz dalgaları var, müzik var. Buradan mesela saat 21-22'yi seçtik. Buradan da deniz dalgası yaptık. Tamam dedik. Şu an alarmı kurduk. Alarmın çalmasını bekliyorum. İyi de beni yine uyandırmaz ki bu. Beni uyandıracak şarkı bu. Beni anca bu uyandırır abi. Bundan başkası kesmez. Gün zamanlayıcı, alarm, kısa süreli uyku ayarlayıcısı bile var. Uykuya daldırma ayarı bile var. Oyun var abi. Bunda oyun var bakın. Burada telefonda mesela mod değiştiriyorum, oyunlar geliyor. Değil mi? Mesela hangisi gelsin, bu gelsin. Burada nasıl göstereceğim? Şunu nasıl oluyordu lan? Tamam, böyle mi başlıyorduk? Heh. Böyle sağ sol yaparak başlatıyorsunuz abi oyunu. Ama bu hoparlör. Sağ sol çevirerek topu kurtarmaya çalışıyorsun. Bir de hoparlör olunca üstüne ses efekti eklemişler. Oo, dere dere gidiyoruz şu an. Oyun bitti lan. Lan oyun bitti. Gibi gibi oyunlar var arkadaşlar. Bilmiyorum her ne kadar oynayan çıkar bunu. Kimin ihtiyacı olur bilmiyorum ama noise meter var. Yani desibel metre var. Üzerindeki mikrofonun ortamın sesini bile ölçebiliyor. Ne kadar gereksiz bilmiyorum. Ki zaten ben konuştuğumda da desibeli görebiliyorsunuz. Bildiğiniz gerçek desibel metre gibi sayıyor mu? Sayıyor mu? Onu merak ediyorum. Oo. Bu 70 gösteriyor, bu 80 gösteriyor. Gerçek desibel metre 80, bu 70. Bilmiyorum ne kadar kullanılır ama scoreboard bile var. Mesela evde bir şey oynuyorsun, mesela evde Monopoly oynuyorsun. Hangi takım kazandıysa o takıma buradan artı eksi verebiliyorsun. O takım 3 puan attı, o takım 5 puan attı, 5 gol attı gibi gibi. Scoreboard. Abi bak, o kadar detaylı bir menüsü var ki bunun. Şu an hava durumuna bastım. Şu an hava sıcaklığına bastım, 24 derece gösteriyor. Bir sürü seçme imkanı var abi. Çok fazla seçme imkanı var. Hani benliğim 10, siz deyin 20. Bir sürü efekt olduğu için her biri farklı efektler veriyor şarkı çalma durumunda. Ekranı %100 kişiselleştirebiliyorsunuz. Ben bunu daha da uzun anlatmak istemiyorum abi. Hoparlör gayet güzel. 6 wattlık bir sesi var. Ama bir tane şarkı açıp desibel metreyle desibelini ölçmek istiyorum. Ve birazdan böyle bir piyasada rakip olarak bulunan, yine bu fiyatlarda, neredeyse bu fiyatlara. Bu fiyatlar değil aslında. Biraz daha ucuz satılan bir hoparlörle kıyaslayacağız. Şöyle desibel metremi açtım. Buradan şarkımı da açıyorum. Modumu dans eden adam yapacağım. Heh, bu güzel. Maksimum sesi alıyorum şu anda. Maksimum sesi aldım. Maksimum level. On santim yükseklikten ölçtüğüm zaman 101 desibel. 101 desibel.
desibel ses çıkartabiliyor. Tabii bunun arkada bas portu var. Gayet güzel hazırlanmış bir kabin olduğu için ses gayet tok ve güzel çıkıyor. Yani hoparlör olan ilgimi biliyorsunuz. Bunu da bayağı sevdim. Şöyle rakiple kıyaslamak istiyorum. Bakalım rakip ne kadar ses çıkartıyor. Bunda hiçbir ekran yok. Bunda hiçbir şey yok. Üstünde ses kısmı açma tuşlarıyla yönetebiliyorsunuz sadece. Yine 5 santim yükseklikten koyuyorum. Maksimum 5 santimden ölçüm sonucuna göre 96 desibel gösteriyor. Bir karıştan ölçtüm neredeyse. Piyasada bayağı satılan bir ürün olarak bunu gösterdim. Çünkü birçoğunuzun elinde bu hoparlör varsa bilin ki bu hoparlör bundan 5-6-7 desibel daha fazla ses çıkartıyor. Ve bundan dolayı bunun sesinin daha güçlü olduğunu, bas portu sayesinde daha tok ses çıkarttığını belirtmek isterim. Yani daha tatlı bir sesi bulunduğunu evrildi. Daha tatlı bir sesi bulunduğunu belirtmek isterim. Bunu da şöyle arkasını koyayım şöyle. Ama dekoratif açısından cidden çok güzel arkadaşlar. Şimdi geçelim üvey evlata. Bu ilk çıkan model. Bunlar ikinci çıkan model. Bu da yine yandan basarak açılıyor. Yine aynı ses efektiyle açılıyor galiba. Bluetooth ekranı geldi. Hemen bunu bağlayalım Bluetooth'a. Bunları kapatalım ya. Çok güzel kapatma sesi. Darbuka sesi. Bunu da kapatalım. Çok iyi ya. Bunu bağladık, direkt saati göstermeye başladı. Buradan yukarıdaki tuş sayesinde bu ne? 10 minute off. Ha, zamanlayıcı tuşu koymuşlar. Kaç dakika sonra kapanmasını istiyorsan buradan tuşa basarak zamanlayıcıyı aktif edebiliyorsun. Bunu tuş olarak koymaları çok ilginç. Burada yine mod arası değişim yapabiliyorsun. Renkler, kalp, malp, efektler, bir şeyler. Gülen yüz. Hadi bakayım. Yani diğer abisi gibi. Abisi gibi. Bunda bir tık büyük ekranı var. Yine aynı hoparlörü var ama bunda port yok. O yüzden abisi kadar güçlü ses vereceğini düşünmesem de hemen çalıştıralım. Şöyle sesini maksimum yaptım. Yalnız bunun da portu varmış ama etrafta değil. Portu burada, hoparlörü burada. Buradan hava üflüyor. Kamerada görünür mü acaba? Bakın şurada siyah bir hoparlör var. Hemen burasında da portu var, hava portu. Ve bu sayede baslar daha tok. Beklediğinden daha iyi. Ciddi anlamda beklediğinden daha iyi. Ama ne kötü özelliği var? Ekran buraya bakarken hoparlör bana bakıyor. Ekran bana bakarken hoparlör size bakıyor. Bunu da böyle yapmışlar. Başka ışık modlarında. Şöyle ekranı biraz kısalım abi. Başka ışık modlarında neler varmış? Yine aynı modlar var aslında ya. Böyle şey, sinyal yok kalsın. Bu hoparlör de yine Divon uygulamasından. Mesela Pikachu istediniz. Basıyorsunuz Pikachu'yu abi, geliyor buraya bak. Ağlayan Pikachu. Ah ne kadar. Kim niye ihtiyacı bulunsun bunun, ama adamlar yapmış ki bence de çok güzel. Hani piknikte bir yerde bunu çıkarttığın zaman masaya, böyle masaya koyduğun zaman diyecekler ki ya bunu nereden aldın, ya çok hoşuma gitti, ya güzelmiş. Sesi de zaten çok kısık olmadığı için ortamda işinizi görür. Şöyle kuru kafa koyalım da YouTube reklamlarımızı engellesin. Aa, buna desibel testi yapmadık. Hemen yine aynı şarkıyı açıyorum ben. Büyük ihtimalle yine 100 desibel civarı verecek. Sesimizi sona verelim. Bunda 102 desibel çıktı arkadaşlar. Bakınız 102 desibel. 102 desibel neye eşit? Şu an mesela mikrofona şu açıdan konuşuyorum. Sesimi bayağı yükselttiğim zaman oralara çıkabiliyorum. 108-109 desibel. Yani bağırma sesi resmen. Böyle bağırdığımı düşünürseniz anca o zaman bu hoparlörün sesine ulaşabiliriz. Kaba taslak evinizde eğer bu şekilde bağırırsanız bu hoparlörlerin sesini tahmin az çok edebilirsiniz. Ürünler bu şekildeydi arkadaşlar. Ben çok beğendim. Ciddi anlamda çok beğendim. Animasyonlar, ürün kaliteleri ciddi anlamda kaliteli ürünler. Hoparlörlere ilgim olduğu için de evimin her köşesine koyacağım ürünlerden. Umarım siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir videomuzun demeçten sonuna gelin. Bayağı uzun bir video oldu. Sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.